Herkese merhaba. Hobby Pro Ender 14. Yaklaşık 2 sene oldu alalı. Ama çok fazla binme fırsatı bulamadım. Geldiğimde genelde buna parça takmak, işte şeyleri güzelleştirmek için uğraştım. Bu arada bir sürü de aksesuar oldu tabii. Ama aslında kendi başına çok özellikli. Çok kullanışlı, çok rahat. Ben şimdi kanalımızı tanıtmak istiyorum. Şu anda boş haliyle sayılır. Sadece yelken var. Üstüne takalım. Onu da sonradan takıyorum. Şimdi en baş, ön taraftan başlayalım. Ben buna birkaç tane yapıştırma şöyle taktım. Ön tarafına. Güzel bir görüntüsü oluyor. Kabinimiz var. Bu kabinde kuru kabin. Burada takım sandığı. İçinde balık malzemeleri. Kuru elbise veya kuru kalması gereken bir şeyler varsa elektronik alet. Onları buraya koyabiliyorum. Ne olur ne olmaz bir deniz gözlüğü. Bunlar kamış tutucular. Burada iplerim var ve çapa sistemi var. Çapa sistemi için bir sistem yapmışım. Onu birazdan göstereceğim. Ayrıca bu kabini kaldırabiliyoruz. Bu kabin kalktığında iç tarafta paletlerimizi koyabileceğimiz, zıpkınımı, gözlüğümü koyabileceğim bir alan oluşuyor. Artı bazı malzemeler de koyabilirim. Burası da normalde kuru kalıyor. Eğer su alırsa diye süngerlerim var. Boşaltmak istersem. Şöyle genel bir etrafını bir göstereyim size. Şu şekilde. Bu yelken bölmesi, yelken takılı. Zaten diğer videolarda yelkenle gezerken görüntüler var. Şu çapa mekanizmasını taktığım bir parça, onu takacağım birazdan göstereceğim. Şu bardak veya işte termosumu koyuyorum buraya. Sıcak ya da soğuk durmasını istediğim şeyi. Şu kamış tutucu. Buraya kamışımı takıyorum. Şu ip. Buraya doladım. Ön taraftan geliyor bu. Şurada öne bağlı. Eğer bir yere bağlamak istersem ya da birisi beni çekmesi gerekirse eğer böyle bir ipim var ön tarafta. Şuradan kontrol edebiliyorum. Buradan çözüp direkt ön tarafta bağlı zaten. Atabiliyorum. Şu koltuğumuz. Koltuk ergonomik ayarlı. Şu koldan ayarı var. Şuradan döndürerek çalışıyor. Bu koltuğun yukarı aşağı ayarını sağlıyor. Şu şekilde. İpli bir mekanizması var. Şurada. İpe döndürüyor. Şu şekilde yukarı kaldırıyor. Eksi yapması gerekirse de diğer tarafa döndürüyoruz. Şu anda yukarı kaldırdım. Koltuğun arka tarafındaki şu gerginliği arkadaki şu pimle sağlanıyor. Buradan da gevşetip sertleştirebiliyoruz. Şurada gene şu sırt kısmını oturunca bel ağrımaması için böyle bir ayar mekanizması var. Bu koltuk da sökülebiliyor. Şu anda bağlı şu pimlerle. Şurada zaten yuvası var, oturuyor buraya. Katlanabiliyor, kapanabiliyor. Arkaya bir tane ışık koydum. Gece. Burada bağlı bisiklet lambası. Kırmızı ışık veriyor. Koldan dümenli. Buradan oynuyor ve karşı tarafa da mekanizması var. Beraber hareket ediyor. Dümeni bu sağlıyor. Dümen şu anda indirdim. Bu dümeni indirince kol dönmeye başlıyor. Bununla beraber diğer tarafta beraber dönüyor. Bunu yaparken arkada alttaki dümen hareket ediyor. Şu anda dümen de salmada aşağıda. Salma ile dümeni yine soldaki ve sağdaki iplerle kapatabiliyoruz. Şu sol taraftaki dümeni salmayı kaldırıyor. Sağ taraftaki de dümeni kaldırıyor. Bu şekilde. Buraya iki tane ekstra parça koydum. Şu parça alüminyum olan parça
Onu yükselttim özellikle. Şuraya stabilizatörü takıyorum. Şu çelik parçayı da, paslanmaz çeliği de motora takabilmek için koydum. Motora takınca da bunun stabilizatörünü de parçasını da buraya koydum, alüminyum parçasını. Şu kutunun içinden geçiyor. Motoru da buraya takıyorum. Bu şekilde salma stabilizatör buradan çıkıyor. Motor da buraya bağlanıyor. Ben de oturduğum yerden motoru kontrol edebiliyorum. Arkaya da iki tane kasa koydum. Bu iki tane kasa sayesinde arkaya işte çantamı, benzinimi, eşyalarımı koyup üstünü bağlayıp güvenli bir şekilde gidebiliyorum. Burada gene elektrik tesisatından aşağıdan gelen bir parça var. Buna gece lambamı takıyorum, projektörümü. Burada bir kutu, bir bölme var. Buraya istersem akü koyabiliyorum. Şu anda akü koymadığım için, orada bir şey olmadığı için üstü kapalı. Pek kullanmıyorum. İhtiyacım olursa sökmesi, kullanması kolay. Küreğimi ya bu şekilde arkaya takıyorum. Burada iki tane deliğimiz var. Bir bu tarafta, bir de bu tarafta. Buraya ister kamış koyabiliriz, ister küreği koyabiliriz. Bu şekilde. Şuraya makaramı koydum. Bu makaradan karşılıklı varagine sistemli. Yelkenimi açıp kapatmak için mekanizma yaptım. Buradan topları birisini çekince yelken açılıyor. Diğerini çekince yelken kapanıyor. Şu da yelkenin ipi. Bu taraftan yukarıdan gelen yelkenin ipini buradan geçiyor. Şurada ıstırıyorum. Burada ip kontrolüyle oturduğum yerden. Buradan aç kapa yapıyorum yelkeni. Buradan da yelkeni sabitliyorum, istediğim gerginliği sağlayıp. Ondan sonra ellerim boş kalıyor. Bu şekilde ilerleme sağlıyorum. Bu tarafta şu telefon tutucu. Şuraya da balık bulucuyu bağlıyorum. Balık bulucunun kabloları şuradaki yerden, şuradan geliyor, içeriden. Bütün kablolama, elektrik tesisatı kanun içinde gömülü. Sadece şöyle çıkmaları var. Bu arada şu parçalarda bir şeyleri bağlamak için ne olur ne olmaz. Çünkü kanoda sert havada her şey düşebilir ya da inme binme sırasında. Onları bağlıyorum. Bu şekilde kablo uçları içeriden geliyor. Buna balık bulucuyu bağlıyorum buraya. Biraz onu da takacağım. Şurası pedal sisteminin olduğu yer. Bu motorla ya da yelkenle giderken suyun içeriye dışarıya girip çıkmasını engelliyor. Eğer pedal takacaksam bu parçayı buradan çıkartabiliyorum. Az önce yıkamıştım. Burada pislikler kalmış. Keşke o parçayı çıkarsaymışım yıkarken. Neyse, çok önemli değil. Bu şekilde. Burası da pedal boşluğu. Hazır burayı açmışken pedalı takabiliriz. Ama pedalı takmak için yükseklik yeterli olmayacaktır. Çünkü pedal şey olabilir. Yüksekliği yetmeyebilir. Yine de bir deneyelim. Şu kapağı kapatayım. Pedalımız bu. Bu şekilde. Pedalı burada yuvası var. Şu pimler şuradaki mandala giriyor. Ama şu anda pedal yere oturdu. Yüksekliği yetmedi. Birazcık altını kaldırmam gerekiyor. Ondan sonra oturacak. Siz bunu oturmuş kabul edin. Şu şekilde ters koydum. Şu şekilde biraz daha aşağı inmesi lazım ki şu yuvaya girsin. Onu şöyle deneyeceğim. Şöyle göstereceğim. Pedalı ben buradan kaldırıyorum. Pedalı çalışma mekanizmasını göstereceğim.
Normalde bunun oturduğunu düşün şu şekilde. Hareket bu şekilde. Penguen gibi ilerleme yapıyor. Şu şekilde. Bunun şu ileri vitesi. Burada da kırmızısı vardı. Şurası çıktı. Takacağım. Şu şekilde yapınca da mandallar ters dönüyor ve şu anda geri vitese geçti. Yani oturduğum yerden sadece şu iki mandalı çekerek şu şekilde geriye. Yeşili çektiğimde de bunu orada sadece düşünün. Şu mandallar ters dönüyor. Ve bu şekilde de ileri şekilde gidiyor. Bunun yeri burası. Eğer ki motor ya da yelkenle ilerlemiyorsam, pedalla ilerliyorsam bunu takıyorum. Eğer motorla ya da yelkenle ilerliyorsam da bunu çıkartıp yerine bunu takıp buradaki boşluğu kapatıyor. İçeri su gelmesine engelliyor. Pedal her zaman yanımda oluyor. Sebebi rüzgar kesilebilir, motor arıza yapabilir. Pedalla ilerliyorum. Eğer pedalda da bir arıza bir şey olursa o zaman da küreğimiz var. Yani ben bu kanalda 4 şekilde ilerleme sağlıyorum. Motor, yelken, pedal, kürek. Kürek pek kullanışlı olmuyor çünkü kano gayet geniş ve yüksek ve oturak sebebiyle burada kürekle ilerlemek, yani uzun mesafe ilerlemek zor. Ancak acil durumlarda ya da işte bir yere yanaşırken veya çıkarken kıyıdan kürek yardımıyla çıkılıyor. Çünkü pedal ya da motor bu aksamlar kıyıya yaklaştığında sökmek gerekiyor. Yelkeni açmayacağım. Şu anda hava rüzgarlı. Açarsam yelken motoru kanoyu yatırabilir. Bu arada şurada bir kabinimiz daha var. Onu göstermedim. Bu kabin içinde de bir şarj ettiğim yer kablolardan. Burada voltajımı gösteriyor. 13.2 şu anda. Şu elektrik tesisatını açıp kapatıyor. Bunu açtığımda şu projektörümü yakıyor. Şu balık bulucumu açıyor. Açtığımda bu şekilde mavi ışığı var. Gözüküyor. Özellikle karanlıkta daha iyi gözükür. Şu ikisine henüz bir şey bağlamadım. Bunlara da lamba, projektör ya da başka bir şey bağlayabilirim. Bu projektör, bu balık bulucu şu anda. Burada iki tane USB şarj edebiliyorum. Telefonumu, kameramı veya herhangi bir şeyi buradan şarj edebiliyorum. Artı buradan çakmaklığım var. Buradan da yine her türlü işimi halledebiliyorum. Şöyle bir akü kutusu yaptım. Bu akü kutusu içinde akü var. Bütün bağlantılar içinde gizli. Su almıyor. Yani kanonun içine su gelse bile içine su kaçırmıyor. Bu şekilde bir sistem kurdum. Bütün kablolama içeride. Bu şekilde. Kapattım. Birazdan balık bulucuyu da bağlayacağım. Burayı da kapatıyorum. Bu arada bunlar gayet güvenli, su almıyor. Burada 3 bu tarafta delik, 3 bu tarafta delik. Buralara uzun kamış gibi ya da kepçe gibi uzun parçaları şu boruların içinde gömülüyor. Bunlar içeriye su aldırmıyor. Bu deliklerden su giremiyor. Her birisi kendi içinde. 3 bu tarafta, 3 de bu tarafta var. Bu şekilde uzun parçalar ayağımızın altında kalmıyor. Bu da çok güzel bir şey. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi kanonun genel özellikleri bu şekilde. Ha bir de rahat getirip indirip bindirebilmek için paslanmazdan bir tane tekerlek yaptırdım. Bu şekilde tek başıma kanoyu alıp götürebiliyorum, indirebiliyorum. Sahile. İşte burası yaklaşık 100 metre civarında. Tek başıma rahatlıkla bunu indirip indirebiliyorum. Parça kendi uydurmasyon bir parçam. Bir
gidip oraya bir tane projektör taktım. Otosiklet projektörü. Artı bir tane daha buraya LED lamba taktım. Bayrağımı buna bağladım. Bir de buradan bağlantı soketi yaptım. Bu benim gece ilerlemede ya da balık tutarken önümü görmem için yaptığım ışıklandırma sistemi. Bunu şu arkadaki masadaki deliğe takıyorum. Bu burada giderken takılı oluyor. Bunu oturduğum yerden şu şekilde sağa sola döndürerek ileri aydınlatmamı sağlıyorum. Eğer ileriyi önümü görmek istiyorsam oturduğum yerden kolumu kaldırıp şu şekilde aşağıya indirip güverte kısmını önümü aydınlatabiliyorum. Eğer uzağa görmek istersem de öyle kafayı kaldırıyorum. İstersem de yan taraflara da döndürebiliyorum. Ve gayet iyi bir aydınlatma sağlıyor. Bunu göstermek için gece size bir çekim yaparım. Bu şekilde. Bağlantısı da burada. Bu içeriden geliyor güverteden kablo. Buraya bu takılı. Bu şekilde bağlantı yapıyorum. Açmak istedim. Bu tarafta. Şurada kapağı açıyorum. Oturduğum yerden. Enerjiyi veriyorum. Ve ışığı açıyorum. Şu anda ışık açıldı. Şöyle döndüreyim ben. Şu anda ışık açık. Tabi güneşli olduğu için hava şu anda şey belli olmuyor. Projektörün gücü. Ama aslında çok güçlü. Gece çok güzel bir aydınlatma sağlıyor. Bu şekilde. Yine oturum ya da kapatabiliyorum. Bu şekilde. Bu üstünde kalabilir. Ya da istersem gece söküp bunu götürebilirim. Eğer uzak bir yere gidiyorsam kanayı götüreceksem bunu söküp yatırabiliyorum içine. Bu şekilde taşıyabiliyorum. Size şuraya balık telefonumu tutuyorum. Ama şu anda telefonla çekim yaptığım için gösteremeyeceğim. Başka bir telefonda göstereyim. Telefonu buraya takıyorum. Şu şekilde. Artı şöyle bir koruması var. Telefon bu şekilde önümde oluyor. Artı gayet sağlam ve önümde. Bunu aslında telefonu bir de koruması var. Onu da denize çıkarken normal orijinal korumasını çıkarttım. Şu parçaları aldım AliExpress'ten. Telefonun kendi orijinal kılıfını çıkartıyorum şu arkasındaki. Ve bu şekilde telefonu giydiriyorum buna. Şu suyun üstünde kalmasını sağlıyor eğer telefon düşerse suya. Şu da hem suya karşı hem de darbeye karşı dayanıklı. Yani suya düşerse veya su altı çekim yapmak istersem telefonla şu paketin içinde yapabiliyorum. Artık güvenlikli. Buraya taktığım zaman ben bu şekilde müziğimi de dinliyorum. Ha, bu arada bunu takmış kabul edin. Telefon burada. Hemen kameramızı da takalım. Suluğumuzu da takalım. Şöyle bir suluğumuz var. Bu da ön tarafta burada. Termosum. Burada kafa lambam var. Bu da kameranın bu koluna takıyorum. Kafa lambası da çok faydalı. Gayet iyi aydınlatma sağlıyor. Artı şuraya bir tane ses sistemi koydum. Telefondan Bluetooth'tan bağlanıyorum. Bir nevi disco'ya dönüşüyor. Kanonun içinde her türlü müziğimi, her türlü eğlencemi yapabiliyorum. Bu alette balık bulucumuz. Bu şekilde bunu söküp eve götürüyorum. Burada bir mekanizma var. Buraya geçiriyorum. Sabitliyorum. Şu anda bu hazır. Kablolarını da takalım. Kabloları da şu şekilde takalım. Bunu istersem üstünde bırakabilirim, istersem eve taşıyabilirim. Seyyar. Bir tane bağlantı kablosu var. Bunu da buradan gene açıyorum. Akü'ye gücü veriyorum önce. Birinci düğmeyi açıyorum. Pardon, ikinci düğmeyi açıyorum. Ondan sonra buradan enerji verdikten sonra şu ekrana tutalım. Düğmeye basıyorum. Balık bulucu açılmaya başlıyor. Bu şekilde. Bunu da oturduğum yerden
oturduğum yerden bu şekilde görüntüyü sağlayabilirim. Gayet rahat. Akü sistemi, balık bulucu, telefon, suluk, yelken açma kapama burada. Arkamda elektrik aydınlatma, gerekirse kürek. Tüm eşyalarımı bu kasalara koydum. Koltuğumu ayarladım. Yan tarafa işte zargana için ipek salıyorum. İp bağlaması. Yani genel olarak şu anda %70-%80'ini göstermiş oldum sistemin. Şimdi dengeleyicileri takacağım. Onları göstereyim. İki tane dengeleyicimiz var. Bunlar da AliExpress'ten aldım. Bunları yelken yaparken takıyorum. Her ikisini. Ama eğer motor takıyorsam sadece bir tanesini takıyorum. O da şu şekilde. Şu birincisi. Her ikisini takarsam da motorda gezerken her ikisini takarsam da olur ama biraz daha sürtünmeyi arttırdığını düşündüğüm için sadece sağ taraftaki, motor tarafındakini takıyorum. O tutuyor. Yani her ikisini takıyorsam, eğer motor ve yelken de eğer kanoşuna takılıysa, o zaman her ikisini de takıyorum. Şu anda az önce gösterdiğim gibi burada kafa takıcı. Buradan hemen ulaşım sağlayabiliyorum. Burada da şeyimiz var. Lambamız var. Ses sistemi var. Bu da diğer taraf. Motorun olduğu tarafa dengeleyici. Buna böyle bir dizayn yaptık. Paslanmaz boru kutu profilin içinden geçiyor. Bu şekilde. Buraya sabitleniyor. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde kano çok dengeli oluyor. Hiçbir dalgada kıpırdamıyor, titremiyor. Fiber sandallar gibi hareket etmiyor. Şu anki hali böyle oldu. Aksesuarlar yavaş yavaş taktığım için şu anda bu duruma geldi. Şimdi motoru da takacağım. Kepçeyi yeni aldım, daha hiç kullanmadım. Bunu da şurada bir yer bakalım. Burada bir yer yapacağım. Bu da teleskopik. Açılıp kapanıyor. Buna da burada uygun bir yer ayarlayacağım. Şimdi şöyle koyalım. Şimdi kovamızı da koyalım. Kovayı da genelde şu ayak altına koyuyoruz, şuraya yan tarafa. Beni rahatsız etmiyor burada. Evet. Şu anda balığa gitmeye hemen hemen hazırlanmış gibi. Yeleğimizi de takalım. Can yeleğimiz var. Bunu da koltuğumun arkasına takıyorum. Eğer hava çırpıntı varsa, rüzgar varsa ya da yelken yapıyorsam direkt giyiyorum. Eğer hava çok sakinse, herhangi bir tehlike yoksa takmıyorum. Havanın durumuna göre birazcık. Şu şekilde arkama takıyorum. Eğer bir ihtiyaç halinde direkt ulaşım sağlayabiliyorum buna. Şimdi motora takalım. Motor için motor 2.5 beygir Suzuki. Bunu da yeni aldım. Bu şekilde. Direkt buraya ayarla. Tabii ben motoru veya şu stabilizatörleri takmadan önce kanoyu denize indiriyorum. Ama uzaktan şöyle bir nasıl kaldırdığımı göstereyim ve nasıl tekerlekle ilerlediğini göstereyim. Şu taraftan şöyle gözükür, daha iyi gözükür. Buradan tutup kaldırıyorum. Şu anda biraz motor olduğu için dengesiz olabilir.
kaldırıyorum. Ve bu şekilde. Şu anda genişlik fazla oldu. Yaklaşık 60 kilo yükle beraber şu anda herhalde 70-80 kiloya gelmiştir. Ama tabii bunu ben havaya kaldırmadığım için 70-80 kilo yükleyemiyorum. Yani şu anda benim yükleyemiyorum en fazla. Evet, en fazla hissettiğim kaldırdığım zaman 20 kilo falandır. Panomuzun durumu bu. Şu anda rafımı sökeceğim ve paketleyeceğim. Bu şu anda bunu kurmak bu kadar uzun gibi gelse de sürekli kullanımda, özellikle yazın. Ben bunu sökmüyorum. Sadece motoru alıyorum. Stabilizatörlerini söküyorum. Diğer aksam üstünde kalıyor. Denize de bağlayabilirim ya da teker üstünde kıyıya getir götür de yapabilirim. Çok rahat. Çok ergonomik. Tek kişi için iyi. Artı arka taraftaki kasaları söküp buraya bir koltuk koyup ben bunu yazın kızımda da kullanıyorum. Yani yaklaşık 50-60 kiloluk bir kişinin bunda hiçbir zararı yok. 70-80 kilolarda arka taraf biraz batma yapıyor. Artı motorda olduğu için arka tarafta bir kişi de aldığında motor fazla gömülebilir. Motoru zorlayabilir. O yüzden 50 kiloya kadar arkaya aldığımız bir kişide bir zarar yok. Arkadaki kasaları söküp yerine koltuğumuz var, koltuğumuzu takıyoruz. Ha, bir şey daha var. Çapa sistemini göstermek. Kamışımı koymadım. Evet, şu şekilde bağlantıyı yapıyorum. Bu buraya gidiyor. Bunu da ben denize çıkarken eğer denize de yapabiliyorum. Bunda sıkıntı yok. Bunu yapmak kolay. İçeri alıyorum şunu şöyle. Halatın uzun bırakıyorum. Buraya takıyorum. İstersen bunu denize tekrar çıkartıp güverteye koyabiliyorum. Bu şekilde bu askıda kalıyor. Şöyle bir kol mekanizması yaptım. Bu şekilde bu askıda kalıyor. Saldığımı düşünün. Kolu geri çektiğim zaman salıyor. Kolu topladığım zaman şu şekilde topluyor. Ben bunu çekiyorum, içeri alıyorum, alıyorum. Kolu salıyorum. İndirmek istersem bunu boşalıyorum. Düşüyor. Çok basit bir sistem. Çok faydalı bir sistem oldu. Çapa sistemi de halletmiş oldum. Genel itibariyle kanımız bu şekilde. İnşallah yeterli olmuştur. Çok aksesuar var. Bir sandalda olandan fazla aksesuar var. Alan çok küçük ama tekne çok dengeli. Bir kişi için veya bir çocukla beraber iki kişi için çok rahat. Fiber sandaldan da daha rahat. Yelkenimi de yapıyorum, motorumu da kullanıyorum. Çapamı da atıyorum. Balık bulucum da var, aküm de var, enerjim de var. Stabilizatörlerle fiber sandaldan daha az salınıyor. Ben kanatçılığın ilerleyeceğini, Türkiye'de gelişeceğini düşünüyorum. Yani bu kalitede olmasa bile şu anda Türkiye'de çok fazla kano çeşidi var ve kalitesi de gittikçe artıyor. Yani şu kanoda yapılacak bir şey yok. Eminim Türkiye'de de bu kanoların imalatına geçilecektir. Herkese tavsiye ederim kanoyu.